İftitah tekbiri, erkekler ellerini kulaklarına, kadınlar omuz hizasına kaldırmakla, tekbiri tazim üzere almakla, kalben uyanık ve hazır olmakla tamam olur. Kıyam, ayakta durmakla, secde yerine bakmakla, iki tarafına sallanmamakla tamam olur. Kıraat, cehri sesli okuduğu zaman sesini çıkarmak, gizli okuduğu zaman kendisi duyacak kadar hafif okumak ve okuduğunun manasını düşünmekle ve tecvid üzere okumakla tamam olur. Rükû, vaktinde rükûa varmakla, beli ile başı beraber olmakla, tumaniyet üzere hareketsiz durmakla tamam olur. Secde, sünnet üzere yere eğilmekle, alnı ve burnu kıbleye karşı yere koymakla, bir müddet hareketsiz durmakla tamam olur. Son kaide, erkekler sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturmakla, kadınlar kaba yerini yere koyup ayaklarını sağ tarafından çıkarmakla, tahiyyatı tazim üzere okuyup salavat ve dua okumakla tamam olur. Namazın kemal mertebede kabul olunmasının şartları, huşu, takva, malayaniyi, kesel ve ibdadı terktir. Huşu, Allahü Azimüşşan'dan korkmaya, takva, dokuz azasını haramdan ve mekruhtan korumaya, malayaniyi terk demek, dünyasına ve ahiretine yaramayan söz ve sohbeti terk etmeye, keseli terk, namazın fiillerini edada üşenmekliği terk etmeye ve ibdat, ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman her işini terk edip cemaate devam etmeye derler. Namazın içinde gözetilmesi önemli olan 6 madde vardır. Bunlar ihlas, tefekkür, havf, reca, rüyet-i taksir ve mücahededir. İhlas, amelinde hulus üzere bulunmaya, tefekkür, namaz içinde yapılması gerekli olanları hatırında tutup unutmamaya, havf, Allahü Teala'dan korkmaya, reca, Allahü Teala'dan rahmetini ummaya, rüyet-i taksir, kendisini kusurlu ve günahkar bilmeye, mücahede, nefis ve şeytanla barışmamaya derler. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh saadetle buyurdular ki, ya Ali, sen namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet etmelisin. Ensardan bir zat, ya Resulallah, Ali bunların hepsini bilir. Bize namazın farzına, vacibine, sünnetine ve müstehabına riayet etmenin faziletini beyan buyur, dediler. Ey ümmetim ve ashabım! Tamamiyle edasına riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Meleklerin sevdiğidir. Peygamberlerin sünnetidir. Marifetin, arzın ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt yanında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker nekire cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşine karşı perdedir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette sahibinin başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir ibadet vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı, en önce meleklere verirdi. Halbuki meleklerin kimi kıyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de kaidededir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere ikram etti. Zira namaz, imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Cehennemden kurtarıcıdır. Namaz, Allahü Teala'ya ve Resulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden üstündür. Namaz yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Namaz Allahü Teala'nın rububiyeti karşısında ubudiyet esrarını taşıdığından hakiki ve tam ibadettir. Namaza Kur'an'da
iman denmiştir. Namaz asıl olup diğer ibadetler onun için vesiledir. Namaz, Müslümanla kafir arasını ayıran en bariz alametlerdendir. Namaz, çirkin ve günah olan şeylerden insanı men eder. Günahlara kefarettir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. İbadetleri en ziyade kendinde toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştıran bir ameldir. Hadis-i şerifte, namaz kılan kimse, Malikel Mülk'ün kapısını tazarru ile çalıyor. Muhakkak ki kapı çalmaya devam edene açılır buyuruldu. Namazın dünyadaki derecesi, ahirette rü'yetin, Allahü Teala'yı görmenin derecesi gibidir. Namazı büyük emir bilmeli ve müstehap olan evvel vaktinde cemaatle ve şartlarını ve tadili erkanını sükun ve vakar ile eda etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimsenin cennete girmesine ölümden başka mani yoktur. Hadis-i şerifte bildirilen namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir kelime-i tehlil, namazın edası sırasında vaki olan kusurların telafisi içindir. Namazdan hasıl olan lezzetten nefse hiç pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Namazda her tekbir, o rüknü hakkıyla yapmaya layık olmadığını bildirmektir. Namaz vardır ki, kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günahları yok eder. Namaz, kalbimin neşesi, gözümün nurudur, bir hadis-i şeriftir. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, ruhun gıdasıdır. Namaz, kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki, Arif'in dili, Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi olur. Ebu Bekir Sıddık hazretlerinin bir gece vitir namazı geçti. Geceliğin çok ibadet ettiğinden gecenin sonunda uyku bastırmıştı. Sabah namazında Resulullah'ın ardından gelip mescidin kapısında kendinden geçercesine feryat etti ve ''Ya Resulallah, imdadıma yetiş, vitir namazım geçti.'' diye inledi. Resulullah da ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gelip ''Ya Resulallah, Sıddık'a de ki Allahü Teala onu affeyledi.'' dedi. Ariflerin sultanı Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bir gece uyuyakalıp sabah namazına uyanamadı. O kadar üzüldü ve ağladı ki sonunda şöyle bir nida işitti. Ey Bayezid, bu günahını affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca 70.000 namaz sevabı verdim. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip ayağından çekerek uyandırdı ve kalk, namazın geçmek üzeredir. Şeyh buyurdu ki, ey lanetli, sen böyle iş nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, geçmesini istersin. Doğru söyle, beni niye uyandırdın? Muhakkak bir kazancım vardır. Şeytan dedi ki, sabah namazını uykuda geçirdiğin gün ağlayarak 70.000 namaz sevabı kazanmıştın. Onun için seni uyandırdım. Hadi kalk namazını kıl da bir namaz sevabı al. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, dünyanın bir saati ahiretin 1000 senesinden faydalıdır. Zira bu bir saatte salih amel işlenebilir ve o 1000 senede bir şey yapılamaz. Seyyid Abdülhakim Hazretleri Kaddesallahu Sırrahül Aziz buyurdu ki, bir namazım kazaya kalmaktansa 100 defa ölümümü tercih ederim. Namaz kılmayan lanete uğrar. Hangi şehir, köy, mahalle ve evde bulunursa ona buğz etmezlerse cümlesine zarar gelir. Bunlara Hak Teala'dan rahmet gelmez,
inayet olmaz. İbadet ve duaları kabul olmaz. Ancak namaz kılmayana ne şekilde mümkün ise buğz etmekle şerlerinden kurtulunur. Namaz kılmayana kız vermek, namaz kılmayan kız veya kadın almak, namaz kılmayanların işlerini görmek, komşuluk etmek, severek görüşmek ve sevişmek caiz değildir. Eshab'tan biri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi